Evet, peteklerden sıyrılan mumuzu sıcak suyun içine bir kaseye koyup bu şekilde eritip külçe hale getireceğiz. Ve daha sonra ilerleyen zamanlarda bu mumu değerlendireceğiz. Mumumuzu sıcak suyun içinde eritmeye alıyoruz. Eridikten sonra kalıplarımıza dökeceğiz. Evet, bal mumumuz erimeye başladı. Biraz sonra tamamen eriyecek. Artık mumumuz tamamen eridi. Döküme hazır. Şimdi silikon kalıplarımıza mumumuzu dökeceğiz. Ve sonucu hep beraber gözlemleyeceğiz. Biraz büyük. Evet. Şimdi mumlarımızın soğumasını bekleyeceğiz. Hep beraber gözlemleyeceğiz. Yavaş yavaş donmaya başladı. Görüldüğü gibi. Tam donunca artık silikon kalıplarımızdan ayıracağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Merakla bekliyorum ben de. Ve dökmüş olduğumuz mumlar artık soğudu. Kalıplarımızı açabiliriz. Biraz daha soğuması lazım. Gördüğünüz gibi. Bunların silikonları da kendimiz yaptık. Maymunu bu şekilde dökmüş olduk. Gayet başarılı. Şimdi asıl büyük olana geldik. Bakalım bu nasıl çıkmış. Biraz daha tam olarak donmadığı için fazla zorlamak istemiyorum. Evet. Bu da İzmir'imizin saat kulesi. Gördüğünüz gibi. Gayet başarılı. Bu normal işte aralarımızın yapmış olduk peteklerin atık olan mumlarından böyle değerlendirmek için bir yol izledim. Gördüğünüz gibi gayet de başarılı oldu. Şurada İzmir yazıyor. Maymunumuz ve İzmir'in saat kulesi.